8. etaptan herkese merhaba sevgili seyirciler. Güzel bir hafta sonu dileyerek programımıza başlayalım. Hüseyin Sayın. Kendisini artık tanıyorsunuz. İletişim profesyoneli ve aynı zamanda yazar kitapları da var. Onları da umarım takip ediyorsunuzdur. Hüseyin'le otomotiv sektörü üzerine ama konuşulmayan konular konuşuyoruz. Bu haftaki konumuz da marka yüzünün otomotiv sektöründe markalara etkisi. Tabii birçok e, üründe aslında otomotiv dışında da Marka yüzleri kullanılıyor özellikle e, moda sektöründe diyebiliriz hani parfüm tekstil olsun birçok ünlü markayı birçok ünlü yüz temsil ediyor ama biz otomotiv ağırlıklı konuşacağız Hüseyin marka yüzünün otomotiv sektöründe etkilerine biraz değinirsen sevineceğim nasıl etkiliyor tüketicilerin alışkanlıklarını satın alma kararlarını gerçekten etkileyebiliyor mu hı hı. E, neler yapıyorlar? Hemen, hemen paylaşayım severek etkiliyor. Çünkü aslında marka yüzü dediğimiz şey bir referans noktası oluşturmak tüketici için. Hani kimi tüketici onda güven buluyor, kimisi ilgi buluyor, kimisi hı hı. beğendiği için buluyor. Ama günün sonunda etkisi var. Yakın zamanda bir araştırma okudum bununla ilgili. Global bir araştırmaydı bu. Marka yüzünün tüketici kararları üzerinde gerçekten etkisi var mı yok mu diye. Hı hı. Bunda e, üç seçenek var cevap olarak. E, evet diyenler yani marka yüzünün kararında satın almamda etkisi hı hı. olan diyenler %48 oranında. E, hayır diyenlerin oranı var ama kararsızım diyenler %28. Yani nereden baksanız hani da bir 12 alsanız hani böyle e, yarısın dediğinizde aşağı yukarı hani bir %55-60'lık kesim yani bu da 10 tüketiciden 5-6'sı yapar. Aslında bundan etkilendiğini söylüyor. <laughs> ama burada kritik konu şu. Işte marka yüzünü seçerken işte kişinin temsil ettiği değerler e, yani mesela yakışıklı olması veya güzel olması e, bir tercih yani tüketicilerde çok alt sıralarda geliyor hani onun yaşam tarzı mesela ürünle o kişinin yaşam tarzı gerçekten uyuyor mu uymuyor mu? Ya yani şimdi şöyle düşün. Bir tane otomobil markası düşün. gerçekten çok ünlü biriyle anlaşıyor. Çok ünlü bir yüzle anlaşıyor. Ama sen şunu çok net biliyorsun. O kişi çıkıyor, bir şeyler söylüyor televizyonda. Fakat bir şey diyorsun ki yani bu insan bu arabayı gerçekten kullanmayacak günlük yaşamında. Bu bir reklammış gibi hissediyor. Hatta burada güzel bir söz paylaşayım. Tom Fish böyle çok güzel bir lafı var böyle. En iyi pazarlama pazarlama gibi hissettirmeyendir. Dolayısıyla eğer bir marka yüzü kullanacaksanız birinci kritik faktör hani e, amiyane tabiriyle sırtmaması Yani onun yaşam değeriyle onu günlük hayatta da hayatımızda da nasıl görüyorsak, nasıl algılıyorsak yaşam değeriyle onun uyuşması çok kıymetli. Bunu paylaşayım ilk başta. Bu veri çok önemli. Yani 10 tüketiciden 5'e 6'sında marka yüzü yetkiliyse karar vermede kullanılması gereken faktörlerden biri. Şimdi ben bunu soracaktım. Çok güzel bir örnekleme yaptın. E, zaten hani baktığımızda da ünlü dediğin kişi belli bir gelir seviyesinde olan bir kişi. Hı -hı. Bunun altında ve günlük hayatta da kullanmadığı mesela şöyle bir örnek vereyim hani daha iyi anlaşılması açısından bu ünlü kişi klasik otomobillere meraklı klasik lüks araçlar alıyor evet. işte bunun fiyatları <laughs> çok yüksek ama siz ona çok sıradan çok basit böyle hani en ucuz otomobili tanıtıyorsunuz diyorsunuz ki gel bu reklamda oyna ya bu adam zaten hani klasik biniyor bu klasik değil. E, lüks araçlara biniyor bu araç lüks değil günlük hayatında altında arabayı görmezsin, bakkala gitmez o arabayla yani neredeyse hmm. o derece. O zaman bu niye para için yapıyor tamamen reklam daha itici olmaya başlıyor. Ama şey daha önemli bence hani o kişiyle reklam yüzüyle daha doğrusu o aracı ona verip yaşatıp, o aracın özelliklerini günlük hayatta kullanmasını sağlayıp sonra reklamlarda kullansalar o da onu daha iyi hissederek anlatır diye. Burada Murat şu çok. Kesinlikle çok net bir tespitim var ama burada hikaye kurgusu da çok önemli. Yani şimdi biz bir günlük hayatımızda aşağı yukarı 30-35 bin karar alıyoruz ve dikkat süremiz son 10 yılda %25-30 azaldı. Mesela 2000'li yıllarda işte yapılan araştırmalarda insanlar bir içeriye 12-13 saniye bu 14 saniyeye kadar çıkmış araştırmalarda dikkat edebilirken bugün 8 saniyelere düştük. Bu bu arada 2019'un verisi. Belki de 1-2 yıl içinde tekrar bir araştırma yapılır. Bu tarz araştırmalar biraz e, yüksek. Hani 6-7 yıl de 7 saniye gibi bir evet, rakam. 7 saniye falan diyor. Yani... Bu dikkat süremiz dolayısıyla. Şimdi bunun yanına bir de internet etkisini etki, ekle. Mesela 15-20 dakika bir araştırma var. Yine aynı araştırmanın devamında şöyle diyor. 15-20 dakikalık bir videonun bizim dikkatli izlediğimiz süresi işte 2 dakika civarlarında. Hani Hı -hı. atlayarak gidiyoruz ya istediğimiz yere. Şimdi burada kritik konu şu. Marka yüzünü seçebilirsiniz ama burada hikaye de önemli. Yani hikayenin içerisinde doğal konumlandırması önemli. Mesela ilginç konulardan bir tanesi tüketiciler mesela marka yüzlerinin sosyal projelerde yer almasının markaları atıf değeri olarak çıkarıyor. Hı hı. Yani hani e, e, yakışıklık dedik ya biraz önce güzellik dedik ya. Mesela bu istatistik olarak tüketicilerin etki parametresinde yüzde kaç biliyor musun? Yüzde onlarda. Dokuz onlarda. Yani belki ilk an bakmanı sağlayabiliyor ama sonra etkilemiyor seni. Ya çok sağlamıyor. Mesela şu çok artık ben buna şey diyorum kendi tabirimle arınma dönemi. Şimdi mesela yolda giderken reklamlara bakın... ...işte otomotiv reklamlara, birçok reklamlar, ...öncedeki billboard reklamlarında birçok yazı olurdu... Yani ...ana manşet olurdu mesela... ...altında açıklama yazısı olurdu... ...işte yanında ürün olurdu... ...şimdi öyle bir şey yok... ...ürünü koyuyorsun ve sadece büyük puntolarla... ...metinler yazıyorsun... ...bu bir arın dönemi... ...çünkü insanlar detaylara artık çok dikkat etmiyor... ...onu zaten detayı araştırmak istediğinde giriyor... ...dolayısıyla... ...mesela makyaj konusu çok ilginçtir... ...ben hatta bununla ilgili bir yazı yazmıştım... ...yani mesela bir... E, birisini kullanıyorsanız o sizin gözünüze bakabilmeli reklamda. Hı hı. Gerçekten gözünüze bakabilmeli, içten konuşabilmeli, samimi konuşabilmeli. Bunlar marka yüzlerini seçerken dikkat edilmesi gereken çok kritik konular. Yani mesela öyle bir makyaj yapılıyor ki mesela bazı e, reklamlarda hani e, belki bir kozmetik markası bunu yapabilir, o apayrı bir şey ama şimdi bir otomatik markasının e, hikayede doğal konumlanabilmesi için hani makyajı ön plana çıkarmaması gerekiyor. Ürünü de ezmemesi lazım. Bu da kıymetli. Hı hı. Mesela marka yüzlerinin bazen öyle Baskınlıkta reklamlarda yer alıyor ki ürünü o kadar arka planı itiyor ve sadece kişi konuşmasını sağlıyor. Dolayısıyla hikayeyi ben çok kıymetli buluyorum. İnsanlar artık marka yüzü kadar marka yüzünün hikayedeki konumlanmasına dikkat ediyor. Evet bu doğru yapayım. rol çalmamalı değil mi? Yani ya, ana karakter olmamalı çünkü orada aslında bir ürün var gün sonunda ve e, doğal olabilmeli olabildiğince yani bu zor bir şey. Onu, onu, tahmin edebiliyorum. Bu da artık hani onun oyunculuk yeteneği mi denir burada? Profesyonelliği mi denir bilmiyorum ama hikayede sırıtmaması lazım. Eğer öyle olursa tüketiciler bunu çok daha hızlı kabul ediyor. Onun altını çok çok net söyleyeyim. Peki hikaye dedin ya benim aklıma şöyle bir şey geldi. Son dönemde böyle başarılı bulduğum birkaç reklam da var bu arada bununla ilgili. Çok güzel kullanan markalar da var. Hani var ya işte Türkiye'm, canım Türkiye'm, taşım toprağım, okulum, çocuğum, anam, yurdum falan böyle <laughs> Sözler, özlü sözler, cümleler, böyle duygusal replikler falan. Bu tarz reklamları nasıl buluyorsun? Oradaki çünkü ana karakter hiçbir zaman ön plana çıkmıyor ve oradaki ana karakter de hep yurdum insanı oluyor. Hı hı. Bu sence çok etkili oluyor mu tüketicide? Şöyle söyleyeyim. E, ya geçenlerde ben bununla karşılaştım. Bir tane böyle hızlı tüketim ürünü işte e, odak noktası Anadolu'ya vurgu yapmak istiyor. İşte bir tane kişi kullanmışlar marka yüzü olarak. Ünlü değil ama bir marka yüzü kullanıyorlar. Fakat hani onu köylü teyze gibi giydi. Yani o doğallıkta yaşatmaya çalışmışlar ama hani e, makyaj, dişler hani kıyafet giydiriyorsun ama hani o makyaj, dişler o, onu yaratmıyor. Yani, bütünleşmemiş. Ve bunu ilginçtir. Ana reklam müziği yaparak her yerde yayınlamışlar. Yani burada bu doğallık çok önemli. Mesela e, bir e, Köylü teyzemizi göreceksek eğer o yüzündeki çizgileri bizim görmemiz lazım. Elindeki kırışıklığı görmemiz lazım. Çünkü işin doğalı o. Tırnaklar manikülle olmayacak değil mi? <laughs> yani işin doğalı bu. Hani bu, bu. Bu olmadığı takdirde bunu kabul ettiremezsin tüketiciye. Yani inanın kabul olmaz. Ve... Peki sen otomotivde bir reklam yüzü yaratsan Hı -hı. nasıl bir şey yaratırdın? Birincisi... Senin kahramanın kim olurdu? <laughs> Birincisi ben kahraman yaratmazdım. Hikayede bir e, gerçekten normal bir günlük kişi yaratırdım. Çünkü kahraman dediğimiz şey çok üstte konumlanıyor tamam. ve ulaşılamaz kalıyor. Ee, ürünümün birincisi konumlanmasına bakardım. Yani ben ne değer veriyorum ve gerçekten e, burada şey çok önemli. Televizyonda çok rahat anlatabiliyorsunuz. İnternette birçok şey şeyi çok rahat anlatabiliyorsunuz. Yani bir şeyleri söylemek çok basit. Gerçekten tüketiciye verdiğim vaadin e, tüketici ürünle karşılaştığında en azından yüzde 75-80 gerçekleşmesine odaklanırdım. Yani öyle güçlü tabii ki söylemleri güçlendirebilirsiniz ama çok yüksek vaatler verip de ee, ...tüketici gerçekten ürünle karşılaştığında ki bu otomotivde çok fazla olur... ...çünkü e, iletişimde en en üst segment konulanır... E, ...tüketici almaya gider arabayı, alabileceği noktada e, der ki... ...ben bir sürü şey gördüm, araç bomboş, hiçbir şey yok mesela. Buna çok dikkat ederdim ben ki e, otomotivde de özellikle bu iletişim çalışmaları yaparken... ...hep buna dikkat etmeye de gayret ettik. Yani, e, bu şey yaşam tarzıyla örtüşmesi çok kıymetli ve... E, Orada uyuşmazlık, değer eksikliği, hep ben anlatıyorum hı hı. bu programda olabileceği, değer eksikliği yaratmaması. Yani söylemi çok yukarıda olup tüketici ürünle karşılaştığında e, boşluğa düşmemesi lazım. Ben bunu çok Sana bir şey söyleyeyim mi? Son dönemde de çok sık karşılaşmaya başladım. Yeniden diyeceğim bu hani pandemi <laughs> süreci araç satılmadı. Sonra zaten müşteri var niye iletişim yapalım mantığı. Şimdi satmak zorundalar artık. O ilk bu 3 senede işe başlayanlar nasıl araba satacağız bilmiyoruz zaten. Onları öğrenecekler ama hep şey var. Müşteri memnuniyeti böyle. Çok seviyorlar bu kediyi. Müşteri memnuniyeti. Satarken bu söyleniyor. Sen ürünü satın alıyorsun. Sonra bir bakıyorsun. Hani nerede müşteri memnuniyeti? Evde kimse yok. Çünkü giriyorsun şikayet sitelerinde bir sürü şikayet var. <laughs> Gidiyorsun sen bir şey yaşıyorsun. Yani hep senin dediğine geleceğim. Altını doldurmuyorlar. Kalıp cümleler çok var. Yani 360 derece iletişim vardı bir dönem. Şimdi artık unuttular onu. Sosyal medya diyorlar. Tamam sosyal medya da yani ne medya olursa olsun bu ister klasik dedikleri televizyon, gazete, dergi olsun. Her şeyin içeriği önemli ve içeriğin altında da senin gün sonunda satın aldığın şeyin söylediğin şeyle örtüşüp örtüşmedi. Senin dediğin hikaye. Bir küçük hikaye anlatayım burada. Ee, biz e, otomotivdeyken ben ana ana kategorideyken bir proje yapmıştık ve e, işte projede sahaya çıktı. Ben olabildiğince her projenin sağ ayağında olmaya çalışıyorum. Çünkü yani ina, ben, beni inanılmaz besliyordu. Çünkü gerçekten tüketici görüyoruz. Şunu fark ettik Murat çok ilginçtir. O dönem aracımızın aslında alternatif hareketi olan bir özellik vardı ve hani biz diyoruz ki tüketiciye bunu anlattığımızda gerçekten bu sebep kararında e, %50 etkili olması lazımdı. Biz anlatıyoruz anlatıyoruz anlatıyoruz. Aslında herkes bakıyor. Sonra bir gün dedi ki ya dedi bir köylü amca ya dedi bana şunu gösterir misin aracın nerede bu dedi. Gösterdim ha şu makassız sistem diyorsun dedi. Bunun adı makassız sistem dedi. Biz bir anda her şeyi iptal ettik. Parantez içinde makassız yazdık. Çünkü söylediğimiz kelime aslında tüketici tarafına anlaşılmıyordu. Yani Hı -hı. yaptığımız iletişimde anlaşılabilir olması çok kıymetli. Evet çok doğru söylüyorsun. Hem anlaşılır olacak, kabul görecek. Evet. Bir de e, o şey gerçekten hep öyle olacak. Yani ne diyorsan de bu ister satış sonrası hizmet olsun, ister ürünle ilgili bir şey olsun. İki gün var, üç gün yok. O çok evet. kafa karıştırıyor. Hüseyin çok teşekkürler. Çok keyifli seninle sohbet etmek. <laughs> Bir sonraki konumuzu merakla bekliyorum. Eminim seyircilerimiz de öyle. Şimdi Opet test köşemizle devam ediyoruz.